Arkadaşlar merhabalar, bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Ayta Geometri Soru Bankası kitabında dörtgenler konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 2'nin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda garip bir şekil verilmiş böyle, bir de açıortaylar verilmiş. Biz açıortayları dörtgende biliyoruz, o da ardışık açılarda geldiği zaman. O zaman şöyle bir dörtgen mi oluştursak? Evet, ama burada açılar toplamı lazım bana komple. Ama ben şuraya bir A, buraya bir B diyecek olursam A artı B toplamını bulabilirim en azından. A artı B artı 60 eşittir 180 ya üçgen iç açıları toplamından. A artı B ne geldi? 120 geldi. Şimdi ne yapacağız? Ben şu açıların toplamının yarısını bulursam x'i bulurum. Yani x A artı 70 artı B artı 40 bölü 2 eşit. A x A artı B artı bu A artı B artı 110 değil mi? A artı B artı 110 bölü 2 eşit. A artı B de zaten 120'ye eşitti. O zaman 120 ile şunun yerine 120 yazdığın zaman 120 artı 110 230 yapıyor. Yarısını da aldığımız zaman 115 yapıyor. Cevabımız böylelikle 115 oldu. Yani birinci soru denizli çıktı. Geldik ikinci soruya. ABC'de dörtgensel dörtgeni EF boyunca katlandığında böyle bir şekil oluşmuş. Katlama sorularında ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit, üst üste binen açılar eşit. Kenarlarla işim yok galiba. Açıları vermişler. Hocam şurada kaç derece? 130 derece. Burada kaç derece? 100 derece. Şimdi katlamayı açtığın zaman üst üste binen açılar eşit olacak ya. 130 ise aha da burası 130. Hocam burası 100 ise aha da burası da 100 mu olacak? Evet. Şimdi dörtgendeki bütün açılar çıktı galiba. Bir tek alfa eksik. O zaman toplayalım. 70, 130 daha 200. 100 daha 300. 360'a tamamlayan nedir? 60 derecedir. Yani ikinci soru Balıkesir çıktı. Geldik 3'e. Köşegenleri dik kesişen iki dörtgenin mavi ve kırmızı kenarları birbirine eşittir. Mavi ve kırmızı eşit. Tamam. Şimdi bir böyle bir şey verilmiş. Kırmızıya x, maviye y diyeyim. X ve y. Hocam köşegenler dik kesiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşitti. X kare artı y karenin ne olduğunu biliyorum ben. 144 artı 1. Kafadan yazayım. 145 oluyor. Burada da şu karşılıklı kenarların kareleri toplamları. X kare artı 3 kök 13'ün karesi. 9 çarpı 13. 9 ile 13 çarpsam 3 kere 9 27. 117 yapıyor galiba. X kare artı 117 eşittir. 100 artı y kareye eşit oldu şu şeylerden dolayı. Bunu buraya yok. Bunu buraya attınca 17 eşittir y kare eksi x kare oldu. O zaman şuraya yazalım. Y kare eksi x kare de neye eşitmiş arkadaşlar? 117 eşitmiş. Kırmızı kenar uzunluğu soruluyor bize. Yani x soruluyor. Arkadaşlar burada ne yapabiliriz o zaman? Taraf tarafa toplarsam y'yi bulurum. İki işlem yapmamak için taraf tarafa çıkartayım. Taraf tarafa çıkarttığın zaman y'ler gidiyor. Bu eksiyle eksi çarpma artı. Bak bu mesela eksiyle çarptığın zaman eksi oldu. Burası artı oldu. Burası da eksi oldu. O zaman taraf tarafa topladığın zaman y kareler gitti. 2x kare yaptı burası. 145'ten 17 çıkınca kaç kalıyor? Sonu 8'li 128 yapıyor galiba. X kare de buradan 64 yaptı. X de böyle kaç geldi? 8 geldi. Mavi kenar kırmızı kenardan kaç birim daha uzunmuş? Mavi kenarı da bulacağız o zaman arkadaşlar. Dur. Keşke direkt eksiyle çarpmadan toplasaydık. Neyse yaptık bir şey, devamını getirelim. X 8 mi bulduk? Evet. 8'in karesi artı y kare de 145'e eşit. Bu 64 çıkartırsak buradan kaç geliyor? 81 geliyor galiba. Y kare de eşittir 81 ise y'yi de buradan 9 buluruz. Bizden ne isteniyor? Mavi kenar kırmızı kenardan ne kadar uzundur diye soruluyor. Yani y eksi x isteniyor. 9 eksi 8'den cevap kaç çıkar? 1 çıkar. Evet. 3. soru Akçay oldu. Geldik 4'e. Birim kare zeminde verilen ABC'de dörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşım şu köşegene bakacak olursak. Şu köşegene çizecek olursak. Birim karelerin üzerinden geçiyor. Köşegenler dik kesiyor. Belli burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de burası. Köşegenleri dik kessem dörtgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2. Köşegenler çarpımının yarısıdır. Yani 24'tür. Evet, 4. soru denizli oldu. Geldik 5'e. Burada neler verilmiş? Alan ABC'de nedir diye soruluyor. Şurada oranlamalar da verilmiş. Oranlamalar verilmişse alan dağıtma yapacağım. Çift çizgideki alan A ise çift çizgideki alan A'dır. Tepe noktası buraya göre alan dağıttım. Şimdi tepe noktası buraya göre. Çift çizgideki alan B ise çift çizgideki alan yine B midir? Evet. Benden 2 artı 2 konuşamadım. 2 artı 2 B isteniyor. Yani ben şurada A artı B'yi bulabiliyorum. Hocam A artı B alanı neye eşit? 6 çarpı 8 bölü 2 eşit. Yani 24'e eşit. Benden şu alan isteniyor. 2 artı 2 B isteniyor. Yani 2 parantezinde A artı B isteniyor. Burası 24 ya. 2 ile 24'ü çarptığında kaç yapar? 48 yapar. Cevap 48 oldu. 5. soruda. Yani cevap
B seçeneği oldu. Geldik 6'ya. Vallahi alan isteniyor. Orta noktalar da var. Hemen şöyle bir dörtgen oluşturmak bayağı bir işimize yarıyordu orta noktalarda. Bu dörtgen tüm alanın yarısı oluyordu. E hocam bu dörtgenin alanını bulabilir miyim? Bulabilirim tabii ki. KT'yi vermiş bize. KT'yi ve şurayı vermiş. Ben şu köşegeni verdi zannetmiştim. Bir an sevinmiştim valla. KLM'nin bulundukları kenarların orta noktaları. Bizden şey isteniyor. Aa arkadaş bir de bu şey aslında ya. Şu içerideki şekil bir paralel kenar değil mi? Paralel kenar. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyor ya. Yani 4 ise burası 4'tür. 3 ise burası da nedir arkadaşlar? 3 ise burası da 3'tür. Niye? Daha görmedik ama söyleyeyim ben size. Paralel kenarda şurası A burası A ya. Köşegenler bak kelebek var. Kelebekteki oran birebir. O yüzden bunlar birbirine eşit mi? O yüzden birbirine eşit. Köşegenler birbirini ortalıyor. İçerideki şekilde bir paralel kenardı. O zaman şimdi köşegenler belli. Arasında kaç belli. Paralel kenar da olsa bir dörtgen. Köşegenler çarpının yarısı bu alanı vermiyor mu bana? Evet bu alan 6 çarpı 8 bölü 2 eşit. Yani 24'e eşit. Bu alan tüm alanın yarısı. Bu da o zaman 2 çarpı 24'ten 48'e eşit olacaktır. Cevap 48 oldu. 6. soru Denizli çıktı. İşaretledik mi? İşaretlemedik. Hemen işaretleyelim bakalım. Geldik bir sonraki soruya. 12 verilmiş. Hocam burası 12. Şurada orta nokta var. Orta noktayı kullanacağım ben şimdi. Nasıl kullanabilirim? Ya da şurası verilmiş bana. Şuradaki uzunluk. Hocam buradaki uzunluğu da kullanacağım. Burası da kaç verilmiş? 16 verilmiş. Buradaki noktayı kullanacağım. Hocam orta nokta. Yani eşitlik varsa aklımıza ne gelecek? Orta taban. O zaman ya buna kırmızıya paralel çizeceksin ya maviye. İstediğiniz çiz. Ben şuraya doğru paralel çizsem maviye. 16 ise burası kaç olur? 8 olur. Ve bu arada orta taban çizgisi bu. Şurayı da iki eşit parçaya böldü mü? Böldü. Hocam buradaki eşitliğin mantığını da kullanmam lazım o zaman. Buradaki eşitliğin mantığı için de şuradan bir orta taban çizeyim böyle. Kırmızıya paralel çizeyim. Çünkü maviyi kullandım. Kırmızı zaten 12 ise o zaman burası da 6 oldu. Köşegenler dik kesişirse paralelleri de dik kesişir. Ya da 90 ise yöndeşitten 90. Burası da 90. Şöyle Z'den dolayı burası da 90 çıkar. Bak Pisagor 6, 8, 10 üçgeninden burası da 10 çıkar. 7. soru Ceyhan oldu. Geldik 8'e. Köşegenleri çizilmiş ABC'de dik dörtgeni şu alanlardan 4 üçgensel bölgeye ayrılmış. Burada S1 çarpı S2 karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit diye bir kural söylemiş. Doğru. Böyle bir kural da var. Buna göre köşegenleri çizilmiş bir dörtgende oluşan 3 bölgenin alanı 2, 4, 8 olduğuna göre dörtgenin alanı hangileri olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar şöyle karşılıklı alanlar çarpımları dördüncüye de x diyelim mesela. Tamam mı? Olduğuna göre bu dörtgenin alanı. Toplam alan isteniyor bizden. Karşılıklı alanlar yani x'in karşısında 15 olabilir. O zaman x çarpı 15 bir dakika. Bu 15 değil. 2, 4, 8 verilmiş. Bir üçüncüye de x diyeyim. Şimdi x'in karşısında 2 olabilir. O zaman x çarpı 2 eşittir 4 çarpı 8 diyeceğiz. 1. X'in karşısında 4 olabilir. X çarpı 4 eşittir 8 çarpı 2 diyeceğiz. Sonra x'in karşısında 8 olabilir. X çarpı 8 eşittir ne kaldı? 4 ile 2 kaldı. 4 çarpı 2 olabilir arkadaşlar. O zaman buradan ne geldi? 32 bölü 2'den x'i 16 buluruz. Buradan ne geldi? 16 bölü 4'ten x'i 4 bulabiliriz. Buradan ne geldi? X'i de 1 bulabiliriz arkadaşlar. O zaman x 1 ise şimdi dörtgenin alanları bak şöyleydi. 2 artı 4 artı 8 artı x bize alanı verecektir. Yani toplam alan ne oluyor? 14 artı x olacak. X yerine 1 yazarsam 15 olur. X yerine 4 yazarsam 18 olur. X yerine 16 yazarsam 30 olur. O zaman her üçü birden olur. Cevap Edremit oldu arkadaşlar. Sadece X'in karşısındaki alan 2 olabilir dedik. 4 olabilir dedik. 8 olabilir dedik. Olay bitti kardeşim. Tamam. Güzel bir soru bu arada. Geldik şu soruya. ABC'de dörtgeni biçimindeki gri renkli kağıdın bir kısmı dikdörtgen biçimindeki şu dikdörtgen biçimindeki bir sayfa ile yukarıdaki gibi iki farklı şekilde kapatılıyor. Şöyle şöyle. Tamam. Kapatılsın bakalım. Kapatılsın. EFKL dörtgeninde bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Hocam elimizde bir dörtgen var o zaman. Tamam mı? Ya da dörtgeni şurada da şey yapabilirim. Tamamlayabilirim de şöyle bir tanesinde. Hocam bu orta noktaymış. Bu da orta nokta olacak şekilde şöyle geldim. O zaman şu şöyle, şu şöyle. Tam bunlar da orta nokta. L ve K'yı da şuraya getirdim arkadaşlar. Tam şunlar ne olacak? Orta nokta olacak arkadaşlar. Tamam mı? Yani şunlar. Evet o zaman burası da L ve K dedik. Bize ne diyor? Bu iki durumda dörtgenin görünmeyen kısımlarının alanları toplamı.
Şimdi dörtgenin görünmeyen kısmının alanları toplamı. Vallahi burada görünen kısmı burası, görünmeyen kısmı bak bu kağıt hala daha burada devam ediyor. Görünmeyen kısmı burası. Şimdi şöyle diyebilir mi? Şuraya A dersem, gençler şuraya A dersem, şuraya da B dersem. A artı B tüm alanın dörtte biri değil mi? Evet. Şimdi ilk durumda tüm alan ne yapıyor onu da bulalım ya. A artı B tüm alanın dörtte biri. O zaman tüm alan ne yapıyor? 4A artı 4B yapmıyor mu? Evet. Hocam A'sı burada, B'si buradaysa o zaman 4A artı 4B olacaksa buraya ne kaldı? 3A artı 3B kaldı değil mi? Şöyle baktığımız zaman. Evet. Şimdi bu durumda bu iki durumda da dörtgenin görünmeyen kısmı. İlk durumda A görülüyor. Görünmeyen kısmı burası. Yani 3A artı 4B. 3A artı 4B. Öbüründe de burası görülüyor. Yani B görülüyor. Görünmeyen kısmı B görülüyorsa görünmeyen kısmı da ne yapıyor? 4A artı 4B. 4A artı 4B yapıyor. İşte görünmeyen kısmının toplamı bu 84'e eşitmiş. Yani bu 7A artı 7B 84'e eşitmiş. Çok güzel bir soru bu arada bu. Buradan da A artı B'yi kaç buluruz arkadaşlar? 7'ye böldüğümüz zaman 12 buluruz galiba. Evet, A artı B'yi 12 bulduk. Bu dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Dörtgenin alanı 4 artı 4B değil mi? Evet. Yani 4 tane A artı B. Yani 4 tane 12. Yani kaç yapıyor o zaman? 48 yapıyor gençler. Gerçekten güzel bir soru. Cevap Ceyhan oldu. Gerçekten hoş bir soru. Çok beğendim. Süper. Yıldız atı soruya. Birbirini dik olarak kesen iki yolun kesiştiği noktada bulunan Ali, Banu, Can ve Derya isimli dört arkadaş şekilde görüldüğü gibi farklı yönlere doğru doğrusal bir şekilde yürümeye başlıyor. Bir süre sonra Ali'nin Banu ve Derya'ya olan uzaklıkları sırasıyla 11 ve 7. Evet. Ali şuradaysa mesela nereye olan uzaklıkları? Banu ve Derya'ya. Banu ve Derya'ya olan uzaklıkları verilmiş 11 ve 7. Burası 11, burası da 7. Sonra devam edelim. Aynı anda Can'ın Banu'ya olan uzaklığı da 9 birimdir. Can'ın Banu'ya olan uzaklığı da 9 birimmiş. Arkadaş, şunlar dik kesiyordu. Bizden ne isteniyor? Büyük ihtimal Can ve Derya olduğuna göre Derya'ya olan uzaklığı. Evet, Can'ın Derya'ya olan uzaklığı isteniyor. Arkadaşlar, yollar dik kesiyor demek. Yani burası dik demek değil mi? Bitti gitti. Köşegenleri dik keseceğim. Bir dörtgenle uğraşacağız burada. Ne yapacağız? Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. X'in karesi artı 11'in karesi 121 eşittir. 9'un karesi artı 7'nin karesi 81 artı 49 eşit olacak. O zaman şunu şöyle atarsam eksi 40 yapıyor. 49 eksi 40 da 9 yapıyor. Yani x kare 9 yapar. X'i de böylelikle kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Yani örnek 10 ne çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Yani Akçay çıktı. Ve böylelikle bu bölümü bitirdik. Dörtgenleri bitirdik. O zaman bir sonraki videoda yamuk konusunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.